Obeziteden biraz bahsedeceğiz ama obeziteye yatkınlık kadınlarda neden daha fazla diye sormak istiyorum. Hayır, erkeklerde de çok fazla. Yatkınlık diye bir şey yok. Ya ne bileyim hocam, mesela yani kadınlarda... Yani beslenmeye bağlı, duygusal... hormonlara bağlı. Tabii hanımların hormonları aydan aya değişiyor, erkekler gibi değil. O bakımdan belki. Ama işte doğum yapan hanımlar, hormonlar alt üst oluyor gebelerde biliyorsunuz. Evet. Şeylerde, efendim yanlış beslenme, yanlış uygulama. Yani ben bunu bütün kitaplarımda Çağla Hanım anlattım. Bu yanlış uygulama. Şimdi hastalar bana geliyorlar, diyorlar ki okuduk, her kitabınızı okuduk. Bakın 2015'te yazmışım bunu, 2013'te yazmışım. Türkiye'de obezite ve diyabet çözümü var. Çözümü olması lazım, pandemisi var. Pardon, pandemisi var. Neden? Beslenmeden, yanlış beslenmeden. Yanlış ilaçların kullanılmasından, fazla hormon kullanılmasından. Hemencecik hormon veriyorlar maalesef hanımlara. Doğru bulmuyor musunuz hocam? Vermiyorlar. Her türlü hormon hanımlarda deneniyor ama erkeklerde hiçbir şey yok. Mesela menopoz diyoruz, hormon diyorlar. Yok efendim, kemik erimesi diyorlar, hormon diyorlar. Halbuki erkeklerde yok mu bu? Tamamen hanımları deney olarak kullanıyorlar. Ben buna karşıyım. Gebelere yükleme ne demek? Gebelere şeker yüklemesi ne demek? Gebelere şeker yüklemesi kadar tehlikeli bir uygulama, zararlı bir uygulama olamaz. Biz yemin etmişiz, biz hekimiz. Biz hastaya zarar vermeyeceğiz. Biz hastaya zarar vermeyeceğiz. Zarar veren şeyleri yapmayacağız ve hastalarımızı uyaracağız yapmayın diye. Ne gibi zararları var hocam? İsterseniz bir kez daha anlatalım. Siz sürekli anlatıyorsunuz ama... Tabii, onu anlatayım sorduğunuz için. Şimdi şöyle başlayalım. Biliyorsunuz hamilelik en mutlu bir olaydır. Hamilelik hakikaten annenin ve babanın yaşayacağı hayatında en mutlu bir olaydır. Çünkü bir güzel varlık meydana gelecek, bağrımıza basacağız. Ama hamileliğin ilk gününden itibaren kadınlarda... İnsülin yükselmeye başlar, insülin direnci başlar. Kadınlarda, hamilelikte bütün hormonlar alt üst olur. Bazıları yükselir, bazıları iner biliyorsunuz. Bu yükselen hormonlardan biri de insülindir. Çünkü insülin hormonu büyüme hormonuna benzer bir hormondur. İnsülin hormonu büyüme hormonuna benzer bir hormondur. İnsülin hormonu gebeye gerekir. Rahmi büyüsün diye, efendime söyleyeyim, anne büyüsün diye, plasenta gelişsin diye insülin hormonuna gerek vardır ilk günden itibaren. Hı. Ama bunun aşırısı tehlikelidir. Yani hamilelerde doğal olarak fizyolojik şartlarda insülin direnci vardır zaten. İnsülin direnci ne demek? İnsülin direnci şeker hastalığı demektir. Doğru. İnsülin direncim var demek, şeker hastalığım var demektir. Bu artık söylenmiyor. Mesela normal kişilerde dahi, mesela gebelere döneceğim, geliyorlar bana diyorlar ki benim insülin direncim var ama benim şekerim normal. Mümkün i̇şte değil bu, böyle bir şey anlattığınıza göre. En büyük yalandır, en büyük aldatmacadır. Şekerin normal olması demek, şeker hastası değilsiniz demek değildir. İnsülin yüksekse... İnsülinin ve yüksek şekerin tahribatı vücutta zaten başlamıştır. Siz farkında değilsiniz. İşte gebelerde de aynı şey oluyor. Gebelerde ilk günden itibaren, gebeliğin ilk günden itibaren insülin de yükselir, şeker de yükselir. Hı hı hı. Ama sağlıklı bir gebelikte bu dengelenir ve dengeli gider. Ama çok aşırı yerseniz, ki bize biliyorsunuz adettir, iki canlısın ye kızım ye, canım bunu çekti ya kızım ye. İşte bu tehlikeli. Bu tehlikeli. Her ay geçtikçe, her hafta geçtikçe insülin de yükselir, şeker de yükselir. Onun için bunu hekimlerimizin bilmesi, anlaması, uygulaması gerekiyor. 24 hafta, 26 hafta beklemenin kıymeti, harbiyesi yok. Ve de 24 hafta, 26 hafta bekledikten sonra... Bakın uygulamayı ben size söyleyeyim. O Hı. anne aç bırakılıyor, susuz bırakılıyor. Yani anne ve bebek, karnındaki bebek dehidrate. Ve vücut böyleyken 75 veya 100 gramlık
Hipertonik şeker yükleniyor, zehir yükleniyor anneye. Ve anne ne? Bulantı başlıyor, kusma başlıyor, dehidratasyon oluyor, bayılıyor, serum takılıyor, efendime başı dönüyor. Bebek çırpınmaya başlıyor karnında çünkü sıkıntı. Çünkü bu hipertonik sıvı vücutta asidoz yapıyor. Ne yapıyor hocam? Asidoz yapıyor. Yani asidi yükseltiyor. Asit yükselince bebek de hava alamıyor, oksijen alamıyor hidrojen çoğalınca. Doğru. Bitti. Evet. Şimdi şeker, yüksek şeker anneye verdiğimiz zaman plasentadan bebeğe olduğu gibi geçer. Diyelim ki 150 diye çıktı annenin şekeri. Bebeğe 650 gram. 600 gram minik bebek, pankreası gelişmemiş, karaciğeri gelişmemiş, adeleleri gelişmemiş bebeğe de aynı şeker gidiyor, aynı yükseklikte. Ama plasentadan annenin insülini bebeğe geçmez. Plasentadan şeker ve şekerin meydana getirdiği stokin dediğimiz birçok zararlı madde bebeğe geçer ve bebeği tahrip ediyor. Bu bilinen bir şey. Bir an önce yasaklanması lazım. Sağlık Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Çünkü bunu isteyenler maalesef sevgili meslektaşlarım, kadın doğumcular, cerrahlar metabolizmadan bilgileri yetersizdir cerrahların. Zaten ya tahliyeciye gönderiyorlar ya endokrinolojiye gönderiyorlar. Ama ne o zamana kadar beklemek zaten tehlikelidir diyorum. Anladım. Mangalda kül bırakmıyoruz. Anladım. Erken teşhis, erken teşhis diye. Ay efendim öyle mi efendim? Hamileliğin ilk gününden önce teşhisinizi koyun ve de ondan sonra tedbir alın. Ben onu söylüyorum. Hakikaten annenin yüksek şekeri tehlikelidir. Kendi içinde, bebek içinde. Ama bunu nasıl öğreniyoruz? Hamilelere biliyorsunuz. Hepimiz hamile kaldık. Kan bakılır. Bilmem her bakılan kanda gayet basit. Bakılan kanda insülin hormonu bakılacak, şeker bakılacak, insülin direnci ölçülecek. Bu kadar. Şeker yüklemesine ne gerek var? Hamile kadını orada bekletiyorlar, saatlerce laboratuvarda içiyor, düşüyor, bayılıyor. Bir hafta serum alan anne biliyorum ben. Yazık, sırf yükleme yüzünden diyorsunuz. Evet, yüklemeden sonra bayılan, çocuğunu düşüren çok çok insan var. Erken doğum yapan çok insan var. Çünkü plasentanın şeker... yüksek şeker ve yüksek şekerden dolayı vücutta gelişen stokain dediğimiz zararlı maddeler plasentanın gelişmesini de önlüyor. Plasenta tam gelişmiyor. Onun için bebek erken doğuma gidiyor. Gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.